Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kayyum rezaleti, kayyum utancı devam ediyor, darbe devam ediyor, darbe devam ettiği sürece de direniş de devam edecek. Sokaklarda, yollarda, bulunduğumuz her alanda bu darbeye karşı mücadelemizi... Bir ses geliyor değil mi genel kuruldan? Bir öğrenin ve ara versinler lütfen. Buyurun. Evet, darbeden söz edince yani sizde ses geliyor deyince AKP sıraları huylandı tabii. Evet, bu darbe utancına katlanmaya devam ediyorlar ama biz de darbeye karşı mücadelemize devam edeceğiz. Direnişimize devam edeceğiz. Çünkü darbe gerçekten demokrasinin düşmanıdır. Demokrasiden yana olanlar, demokrasiden yana bu mücadeleyi verenlerin üzerine düşen en önemli sorumluluk darbeye karşı çıkmaktır. Bu tartışılacak bir konu da değildir. Kayyum da bir darbedir. Ve şimdi yarın 13 Haziran günü Hakkari'de büyük bir mitingimiz var. Bu miting için Türkiye'nin her yerinden partililerimiz, yöneticilerimiz, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, halkımız yollardadır. Bu büyük mitingle kayyumlara karşı o gücümüzü Hakkari'de göstereceğiz. Hemen sonrasında 14 Haziran günü de Mersin'de yine büyük bir mitingimiz var. Biz buradan tüm halkımıza, tüm halklara, bu ülkenin tüm mağdurlarına, bu darbe aklından dolayı yok sayılanlara, ötekileştirenlere çağrı yapıyoruz. Gelin hep beraber bu darbeci zihniyete karşı, bu kayyumcu akla karşı direnelim. Evet, maalesef darbeleri, kayyumları savunmaya iktidar devam ediyor. Sayın Ömer Çelik dün bir açıklama yaptı. Gereğini yapacağız, kayyumları sürdüreceğiz minvalinde konuştu. Ve bunu da gerekçelendirirken diyor ki hizmet etmeyen belediyenin yerine kayyum atarız. Buradaki anlayışın, zihniyetin çarpıklığına bakar mısınız? Bir kere bunun içinde çok ciddi bir yanıltıcı bilgi, algı yönetimi de var. 31 Mart seçimlerinden sonra bizim belediye başkanımız göreve geldi, eş başkanımız göreve geldi. Hizmet etmeyen, neyle neyin hizmetini ölçeceksiniz siz? Eğer bir hizmet meselesi varsa, özellikle siz geçen dönemde Hakkari'ye kayyum atadınız ve burada sormanız gereken soru bizim belediye eş başkanlarının hizmeti değil. Atamış olduğunuz o kayyuma 315 milyon nerede sorusunu sormalısınız. 315 milyon nerede? Evet, Hakkari halkının hakkı olan 315 milyona çökmüş olan kayyumu geldiniz bir daha kayyum olarak atadınız. Bunun hesabını veremezsiniz. Ne hizmetinden bahsediyorsunuz siz? Buyurun lütfen. Kaldı ki bu nasıl bir demokrasi anlayışı, nasıl bir siyaset anlayışı, nasıl bir hukuk anlayışı? Yani oradan tespit edeceklermiş. Seçme seçilme hakkını bile yok sayan, demokrasinin belki de ilk adımı olacak bu hakkı bile yok sayan, Kürt halkının en temel haklarını yok sayan, onun iradesini yok sayan bu zihniyet diyor ki, biz diyor tespit ederiz, tespit edince de gereken adımı atarız. Toptancı yaklaşmayacakmış, lütfediyor, bakın. Toptancı yaklaşmayacakmış ancak bu kayyum uygulamasına da devam edeceklermiş. Şimdi bu bildiğiniz klasik hikaye, hani Göbels'ten gelen bir hikaye. Yalanda ısrar edin, süreklileştirin, halk onu gerçek sanır. Şimdi bu dezenformasyon başkanının Türkiye'de yaratmış olduğu bu anlayışa herkes katılmış gözüküyor. Ömer Çelik de yalanda ısrar ediyor. Sanıyor ki ısrar ettikçe bu ger... Buyurun toparlayalım lütfen. Göbels öldü. Göbels çoktan öldü. Göbels'in yöntemleri de öldü. Artık sizin tüm yalanlarınız her gün ifşa oluyor. Dolayısıyla yalanda ısrar ettikçe çürürsünüz. Çürüdünüz, darbelerden medet umar hale geldiniz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, maalesef bu uzun süredir ülkemizde devam eden bir anlayış, bir polis devleti anlayışı, bir darbeci anlayış. Bakın, dün bir mahkeme kararı söz konusu oldu Türkiye'de.
31 Mayıs 2011'de Rize'de bir miting vardı. Bu mitinge dönemin başbakanı gidecekti. Oradaki HES'lere ve çay meselesine dair bu mitingi protesto edenler maalesef polisin çok ciddi gaz saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Metin Lokumcu hocamız orada maalesef fenalaştı. Buyurun bitirelim lütfen. Maalesef fenalaştı. Ambulansa kondu, ambulansa da gaz atıldı ve yaşamını yitirdi. Bununla ilgili davada yargılanan 6 polisle ilgili mahkeme beraat kararı verdi. Mahkeme ertelendi 6 Eylül'e. Bir başka davada bugün gözürülüyor. Barış Elçisi Tahir Elçi'nin davası. Kendisi 28 Kasım 2015'te katledildi. Katledilmesinin nedeni hedef gösterilmesidir. Katledilmesinin nedeni demokrasiyi, barışı savunmasıdır. Savaş diyenler Kürt halkının demokratik çözüme kavuşmasını engellemek için her türlü şiddeti reva görenler Tahir Elçi'ye hedef gösterdiler ve maalesef katledildi. 9 duruşma yapıldı. Şu anda duruşma devam ediyor ve buradan da nasıl bir sonuç çıkacağını savcının polisler hakkında buyurun bitirelim. Beraat kararı istemesinden çok iyi biliyoruz. Bu taraflı yargıyla, bu savcılarla, bu kumpas aklıyla, Kobani kumpastan da biliyoruz, Gezi davasından da biliyoruz, bu davalardan da biliyoruz. Bunlarla bir adalete ulaşmak zaten mümkün değil. Ama şunu çok iyi bilin ki bizim adalet mücadelemiz devam edecek. Bu davaların takipçisi olacağız. Suçlular yargılanana kadar da mücadelemiz sürecek. Sayın Başkan, siz de belirttiniz. Kendi yaşamınızdan da örnek verdiniz. Çocuk işçiliği konusu. Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Maalesef ülkemiz bu konuda gerçekten çok vahim bir tablo sergiliyor. 1 milyona yakın çocuk işçi var. Eğitim hakkından yoksun kalmış. Yoksullukla mücadele eden ailelerin çaresizliği bir tarafta. Çocuk işçilerin durumu diğer tarafta. Ve son 10 yılda maalesef 700'e yakın 695 çocuk işçisi işçi cinayetlerinde katledildi. Medin lütfen. Senede ortalama 70 çocuk katlediliyor ve bu sürüyor. Dün de 12 yaşında Ahmet Haskiro isimli Suriyeli bir çocuk asansörle duvar arasına sıkışarak yaşamını kaybetti. Yaşamını kaybeden çocuk işçilerinin %80'i mülteci, göçmen. Bu gerçeklikle de yüzleşmek zorundayız. MESAM uygulaması derhal kaldırılmalıdır. Çocukların yeri fabrikalar değil, atölyeler değil, tamirhaneler değil, okuldur diyoruz. Ve bu konuda da tüm toplumu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Son olarak tabii çocuk işçiliğinden tutun da bütün bu yoksulluk meselesinin müsebbibi kuşkusuz AKP iktidarının 22 yıldır sürdürdüğü neoliberal politikalardır. Bu politikalarla ekonomideki ciddi çöküş beraberinde bu yoksulluk faciasını karşımıza çıkarmış. Buyurun son defa. Bu ekonomik tablonun ne kadar vahim olduğunu resmedecek birkaç rakam vereyim. 10 sene önce kişi başına ortalama gelirin 1500 dolar üzerinde gelire sahip bir ülkeyken bugün ortalama gelirin 500 dolar gerisindeyiz. Yani 10 yılda satın alma gücü ortalama kişi başına 2000 dolar gerilemiştir. 2. Enflasyonda ilk 5'teyiz. %75 enflasyon. İşsizlikte İşkur'un rakamlarında bile inanılmaz bir işsizliğin olduğu çok net biliniyor. Velhasıl sefalet endeksinde dünyada ilk 5'e girmiş bir ülkeyiz. Yoksulluk zaten bunu gösteriyor. Şimdi Kurban Bayramı var önümüzde. Bayramı emekçiye, emekliye, bu halka zehir etmişlerin bence oturup düşünmesi gereken çok ciddi bir mesele karşısında duruyor. Teşekkür ederiz. Tam Murat hasıl olmadıysa açayım, son sözlerinizi alalım. Buyurun.
bu tabloyu yaratanlar aslında bu bayram vesilesiyle oturup bir kez daha şapkayı önlerine koyup düşünmelilerdir diyorum. Herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Temelli. Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Murat Emir konuşacaklar. Buyurun Sayın Emir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Gerçekten de çocuk işçiliği hem dünyada hem ülkemizde utanç duyulması gereken ama giderek de yaygınlaşan, önlem almakta geç kaldığımız, bir türlü etkili önlemler alamadığımız bir durum. Özellikle çocuklarımızı genç yaşta, erken yaşta çocukluklarını yaşamak yerine, işte bugünlerde tatil dönemi başladı, tatile çıkmak yerine atölyelere, fabrikalara gönderiyoruz. Erken yaşta yoksul evlerinin direği olmak durumunda kalıyorlar ve iş gücüne katılıyorlar. Ülkemizde baktığımızda çocukların iş gücüne katılımının %22 düzeyinde olması hepimizin üzerinde durması gereken ciddi bir durumdur ve bu konunun mutlaka irdelenmesi gerekir. Son 10 yılda 695 çocuğumuzu iş cinayetinde kaybettik. Sadece son 5 ayda 25 çocuğumuz yaşamını yitirdi. Bunda çocuk işçiliği olduğu kadar denetlenmemenin, alınması gereken önlemlerin alınmamasının da çok büyük bir etkeni var. Hepimizin topyekün bir biçimde çocuklarımızı iş gücü olmaktan çıkarıp çocuklarımıza sağlıklı beslenecekleri, kaliteli, nitelikli, çağdaş, bilimsel eğitim alacakları ve fırsat eşitliğini yaşama geçireceğimiz bir süreci başlatmak zorundayız. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çocuk işçiliği utanç vericidir, utanç kaynağıdır ve bu utancı daha fazla taşımamak gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı MESEM projesi adı altında, Mesleki Eğitim Merkezleri adı altında çocuk işçiliğini önlemek yerine çocuk işçiliğine kılıf bulmaya çalışmaktadır. Elbette çocukların yaşama hazırlanması, mesleki eğitime hazırlanmaları önemlidir. Ama bunun anlamı çocukları çocukluk yaşında çalıştırmak asla olmamalıdır. Değerli arkadaşlar, bugün Diyarbakır'da önemli bir dava görülüyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak geniş bir milletvekili grubuyla davayı yakından takip ediyoruz. Hepimizin bildiği Tahir Elçi davası. Tahir Elçi yaşamını hak mücadelesine, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne adamış bir baro başkanıydı. Canlı yayında herkesin göz önünde katledildi. Katlinden sonra deliller toplanmadı, olay yeri keşfi yapılmadı, mahkeme süreci uzatıldı, sanıklar etkili bir şekilde getirilmedi, tanıklar getirilip dinlenmedi ve şimdi mahkeme deliller yetersiz diye bu ilgililer hakkında beraat vermek üzere. Umuyoruz ki verilecek karar deliller toplanmadı diye takipsizlik kararı vermek yerine savcı... Buyurun lütfen. ...istediği gibi etkili bir şekilde sefahatların yürütülmesi ve artık bu utancın bitirilmesidir. Tahir Elçi için adalet bekliyoruz ve Tahir Elçi için verilecek vicdanları kanatmayacak bir kararın da Türkiye'nin önüne ışık tutacağına inanıyoruz. Önce delilleri toplamayıp sonra delilleri karartıp en sonunda da deliller yok takipsizlik verelim demeyi asla hukuki ve de vicdani bulmuyoruz. Bugün yine Adıyaman'da da milletvekili arkadaşlarımız var. İSİAS Otel duruşması orada görülecek, görülüyor. İSİAS Otel depremden sonra yıkılan binalar ve görülen davalar bakımından sembol bir davadır. Ve orada 72 vatandaşımız, bunlardan 39'u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize misafir olarak gelmiş sporcu kardeşlerimizdi. Buyurun. Toparlayalım lütfen. 72 vatandaşımız yaşamını yitirdi ama İSİAS Otel apartmandan dönüştürülmüş ve gerçekten yıkılacağı daha önce defalarca söylenmiş, kayıtlara geçmiş bir bina. Dolayısıyla buradaki verilecek karar çok önemli. Sembol bir dava ve depremden sonrasındaki bu ihmallerle, bu ölümlerle ve bunları nasıl hukuken sonuçlandırılacağımızla yakından ilişkili bir dava. Yine Metin Lokumcu duruşmasına da bir değinmek isterim.
Burada yine savcılık ve mahkeme görevini yapmadı. 13 yıl süren bir duruşma sonunda ölümle gaz sıkılması arasında bir ilişki, bir illiyet bağı bulunmadığı söylenerek yine vicdanlar kan atıldı. Doğru bir iş yapılmadı. Sayın Başkan, ekonomik kriz giderek artıyor, ağırlaşıyor. Özellikle emeklilerimizin durumu son derece... Toparlayalım lütfen. Özellikle emeklilerimiz 10 bin lira açlık sınırının çok altında bir gelirle yaşamak zorunda kalıyorlar. Emekliler torunlarına nasıl harçlık vereceklerini, evlerine bayramda şeker çikolata alıp alamayacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bu bayram emeklilerimiz için zehir olmuş durumda. Asgari ücretlerimizin durumu farklı değil. 17 bin lira asgari ücret, bir yıl boyunca zam yapmayacağız diyorsunuz. Açıkladığınız enflasyon bile %75, açlık sınırının altında bir asgari ücret ve sonuç olarak asgari ücretli perişan. Küçük bir hesap yaptık. Son bir yılda İstanbul'dan ortalama Anadolu şehirlerine gitmenin maliyeti %112 artmış ve bu koşullar içerisinde 2001 kişinin gidiş geliş maliyeti 2646 lira olmuş. Anne baba iki çocuğuyla memleketine gidecek olsa 10.584 lira bilet parası verir. Bitirelim lütfen. 17 bin lira alan bir işçi sadece yol masrafına 10.584 lira verebilir mi? Elbette veremez. İşçilerimiz bu bayramda ev hapsi durumunda kalacaklar, asgari ücretliler. Ve bu nedenle de bu bayramı şimdiden kutlayamıyoruz. Bu bayramın geniş kesimler için, emekliler için, asgari ücretliler için gerçekten bayram olması için asgari ücretin en azından 25 bin lira, en düşük emekli maaşının en azından asgari ücret seviyesine çekilmesi, hiç olmazsa emeklilere bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkanımızın ısrarlı söylemleri sonucunda verilen bayram ikramiyesinin hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çekilmesini ve emeklilerimizin de işçilerimizin de birazcık bayramı yaşamasını öneriyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Emir. Adalet ve Kalkınma Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Leyla